Videomuzun başından bu yana müminlerin merhametlerini Kur'an'ın hangi ölçüleri içerisinde ve kimlere gösterdikleri anlatıldı. Müminlerin merhameti Allah korkularının ve kendi güzel ahlaklarının bir gereği olarak yaşadıkları ve bu nedenle bu konuda hiçbir şekilde taviz vermedikleri de vurgulandı. Bu bölümde ve bundan sonraki bölümlerde ise müminlerin merhamet anlayışının hayatlarının her aşamasına nasıl yayıldığı, beraberinde hangi güzel ahlak özelliklerini getirdiği ve müminlerin bu ahlakı nasıl yaşadıkları anlatılacaktır. Kuşkusuz müminlerin merhametlerini yansıtan özellikleri oldukça fazladır. Ancak burada bunlardan belli başlı olanları genel başlıklar altında ele alınacaktır. Burada hatırlatılması gereken önemli bir nokta, müminlerin Kur'an'da detaylı olarak tarif edilen tüm güzel ahlak özelliklerini Allah'ın emri olduğu ve Allah'tan çok korktukları için en fazlasıyla üzerlerine taşımaya çalıştıklarıdır. Müminler Allah'ın en beğendiği yapı bu şekilde olduğu, onu en çok bu şekilde razı edeceklerini bildikleri için Kur'an'da tarif edilen üstün ahlakı yaşamaya çalışırlar. Merhamet ise müminlerin Kur'an ahlakını hakkıyla, samimi olarak ve tüm incelikleriyle yaşayabilmelerini, bu ahlaktan taviz vermemelerini, nefislerine pay çıkarmamalarını ve her koşulda ayakta tutmalarını sağlayan son derece önemli bir temel ahlak özelliğidir. Örneğin mümin, Allah'ın kesin bir emri olduğu ve Allah'ın azabından çok korktuğu için ölçüde ve tartıda hile yapmayı, bu şekilde müminleri sıkıntıya ve zor duruma sokmayı aklından bile geçirmez. Ancak bunun yanı sıra içinde taşıdığı merhamet duygusu onun Allah'ın bu hükmünü, hikmetlerini ve inceliklerini kavrayarak, hissederek ve bundan büyük bir haz duyarak yerine getirmesini sağlar. Bu şekilde nefsinin ve şeytanın çeşitli kışkırtmalarına karşı tüm kapıları kapatmış olur. Merhamet hisleri yeterince gelişmemiş bir insanın gerektiği gibi adil olması, fedakar olması, dürüst olması da mümkün değildir. Merhamet sahibi olmayan bir insan kendi acizliğinde farkında olmadığı için Allah'ın merhametine ihtiyacı olduğunu aklına getirmez. Dolayısıyla Allah'tan gereği gibi korkmaz, Allah'tan gereği gibi korkmadığı için de Kur'an'da bildirilen üstün ahlakı kazanamaz ve yaşayamaz. Sonuçta Kur'an'da bildirilen tüm ahlak özellikleri birbirini bütünleyen, destekleyen, ayakta tutan ve mükemmelleştiren özelliklerdir. Birinin eksikliği diğerinin de gereği gibi yaşanmamasını engeller. Birinin kusursuzca yaşanması ise diğerinin daha da mükemmelleşmesine yardımcı olur. Ve devamını getireceğimiz videolarımızda merhamet hissini yoğun biçimde yaşayan müminlerin bu merhametlerinin diğer üstün ahlak vasıflarını nasıl olumlu yönde etkilediğini ve mükemmelleştirdiğini göreceğiz inşallah.